Herkese günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Şu an sabah saat 6.15 ve sabahın bu güzel saatinde ben sizlerleyim. Akşam 11 gibi uyudum, sabah 4 gibi uyandım, biraz kendime vakit ayırdım. Bundan sonra biraz ütü yapar, ondan sonra çocuklar uyanır, ondan sonra gün başlamış olur benim için. Ben oyuncakların çoğunu kutuladım ve kaldırdım. Dediğiniz gibi yapıyorum. Ara ara kutuları çıkarıyorum. Mesela bir kutu çıkarıyorum. Onun içindekilerle oynuyorlar. Sonra onu saklıyorum, kaldırıyorum. Sonra başka bir kutu çıkarıyorum. Bu şekilde ilerliyor. Ama şunu fark ettim. Son zamanlarda oyuncaklara bayağı ilgileri azaldı. Onun dışında evin içindeki eşyalarla kendilerine oyun kuruyorlar. Her şeyi her yere taşıyorlar. Bu sefer de ona müsaade ediyorum. Yani onların yaratıcılıklarına engel olmak istemiyorum. Ben de arkalarını toplamaya çalışıyorum. Bu salonda benim dağınıklıklarım oldu daha çok. Bu ütülediğim eşyaların dağınıklıkları, iplerim. Ama tabii çocuklarla birleşince biraz toparlamam gerekiyordu yani. Bu kadar epeydir dağılmamıştı. Kusura bakmayın bu görüntü için. Şu an günlerden pazar ve uzun zaman sonra ilk defa evde hiç işim olmayacak. Haftaya o şekilde başlayacağım. Yani çamaşır sepetim boş, ütülerim yapılmış, ev derli toplu, işte mutfakta istediğim düzeni kurmuşum. Bir giyinme odası ile ilgili birkaç yapmam gereken şey var. Onun için de biz IKEA'ya gittik. IKEA'dan dolap baktım, yatak baktım. Çünkü bizim yatağımız ve dolabımız Letgo'da satıştaydı. Onları almak isteyenler var. Eğer onları alırsa ben yatak odasında toparlamayı planlıyorum. Yani oraya bir normal yatak, bir de dolap almayı planlıyorum IKEA'dan. O yüzden giyinme odası boşa çıkabilir. Orayı da çocuk odasına çevirme gibi bir planımız var. O yüzden biraz da böyle çocuk odası eşyaları baktık. En küçüklerinden acaba ne olabilir diye. Öyle bir IKEA turu yapacağız videonun ilerleyen zamanlarında. İşte bu kadar toparladım bile. Yani bu işlerin bu kadar uzamasının sebebi gerçekten Lila'nın bana fazla bu aralar bağlanmış olması. Bağlanmış da değil ama gerçekten sürekli kucağımda, yanımda, hani her an benimle olmak istiyor. O yüzden o da benim işlerimi biraz aksatıyor. Ama bu problem değil. Şu an bu belli bir dönem. Şimdiye kadar bu kadar çok değildi. Şimdiden sonra da bu kadar çok olmayacak. Bu dönemi bu şekilde yaşamasına müsaade ediyorum. O yüzden ev dağınıkmış, zamanında toplamışım, toplayamamışım. Bu tarz şeylere kafamı yormuyorum. Ama sanmayın ki dağınıklıktan hoşlanıyorum. Sanmayın ki dağınıklıktan mutluyum. Hayır, ben de hiç sevmiyorum. İnan, hepiniz kadar hiç sevmiyorum. Ama ben bunun için kendimi strese sokmuyorum. Çocuklarıma stres yapmıyorum. Evet, klasik öğlene kadar evi toparladım. Öğlen şimdi Lila uyuyunca ben de hemen yemekleri aradan çıkarmaya çalışacağım. Uyanana kadar ne yapıyorsam kar şu an benim için. Bu kadar sakin kalabilmemin şöyle bir sebebi var bence benim için. Ben az uyuyarak kendime vakit ayırabiliyorum. Eğer kendime vakit ayıramazsam ben de gergin oluyorum. Onu gördüm. O yüzden erken uyanmak benim için o kadar değerli ki. Yani bir şekilde kalkmaya çalışıyorum. Muhtemelen sizde de aynı şey olabilir. Sabahtan akşama kadar iş yapmaya çalışıp, çocuklar da araya girip huysuzluk yapıp ya da yapmanıza müsaade etmeyince akşama kadar sürekli bir gerginlik oluyor. Daha sonra kendinize de hiç vakit ayıramadığınızda, hani ben ne yapıyorum işte, hiç kendime vakit ayıramıyorum, hep çocuklar, hani böyle üzülebilecek, kızabilecek bir sürü sebebiniz oluyor. Ama benim şu an öyle bir sebebim yok. Çünkü ben erken kalktığım için kendime vakit ayırabiliyorum. Tamam, ayıramadığım dönemler de oluyor. Ona da o şekilde müsaade ediyorum. Vücudumun dinlenmeye ihtiyacı var diyorum. Sonra hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Bu şekilde hem günüm daha sakin ve rahat geçiyor, hem kendime vakit ayırmış oluyorum, hem çocuklarım da üzülmemiş oluyor, gerilmemiş oluyor yok yere. O şekilde devam ediyorum yani hayatıma. Kızları dün bayağı çalıştırdım. İpek böyle şeylerle oyalanmayı çok seviyor. Dedim şu naneleri ayıkla dedim. Ondan sonra
kendisi de sarımsakları istedi. Sarımsak ayıklamayı da çok seviyor. Al dedim sarımsakları. İnanın en az bir saat bu şekilde oyalanmışızdır beraber. Peki az uyumaya nasıl alıştırdım kendimi? Bundan da kısa bir şekilde bahsedeceğim. Daha sonra uzun uzun anlatırım detaylarını. Çocuklara yaptığım taktiği uyguluyorum. Onların uyku düzenini ben yerine getirebilmek için, mesela geç yatmaya başlamışlarsa, her sabah bir önceki günden yarım saat, 15 dakika, ne kadar erkene çekebiliyorsam erken uyandırıyorum. Böyle bir gün 15 dakika, bir gün 15 dakika, bir gün yarım saat diye atıyorum. Sabah onların ben 7'de uyanmasını istiyorsam böyle yavaş 7'ye kadar çekiyorum. 7'de uyandıklarında zaten akşamda otomatik olarak biraz daha erken yatıyorlar. Biraz daha derken hani benim istediğim uyku düzeni kurulmuş oluyor. Şu ara çok güzel. 9.30 gibi uyuyorlar. Sabah 7.30 gibi kalkıyorlar. 8 gibi en geç uyanmış oluyorlar. Bu bana çok uygun oluyor. Hem akşam hani tahammülümün olduğu yerde uyuyorlar. Çünkü ben geç yattıklarında çok tahammülsüz olabiliyorum. Erken kalktığım için çok yorgun oluyorum. O hiç verimli olmuyor. O yüzden çok güzel. 9.30 ideal. Onlar yatıyor. Sabah da kalkıyorlar. Ben onlardan önce kalkıp kendime vakit ayırdıktan sonra hayat bu şekilde devam ediyor. Ben de kendi uykumu bir gün daha az, bir gün daha az uyuyarak çekiyorum erkene. Benim bir de şöyle bir taktiğim var. İlk başlarda alıştırırken akşamdan iş yapmadığımda, çok işim olduğunda sabah yataktan kalkmak için sebep yaratıyorum kendime. Mesela o işi kesinlikle yapmam lazım, o yüzden kalkmak zorundayım diye kaldırıyorum yataktan kendimi. Mesela akşamdan mutfağı toplamadan yatıyorum çoğu zaman yorgunluktan. Sabah kalktığımda onu toplamam gerekiyor. Çocuklardan önce kalkmalıyım ki hani günün düzeni bozulmasın. O yüzden yataktan kendimi o şekilde zorla o işi yapacağım diye kaldırıyorum. Hani mesaiye gider gibi düşünün. Gerçekten mesai gibi düşünüyorum ben. Bu arada muzlu bir kek yaptım ama hiç güzel olmadı, o yüzden hiç tavsiye etmeyeceğim. Bir de diyetimden bahsedeyim. Diyetim iyi gidiyor. Arada böyle kendime göre kaçamaklarım oluyor ama ben arkadaşlar, Bülent börek benim zaafımdı. Çok çok severdim. Ve iki dilimden az asla yemezdim. Ama ben yemedim. İpek'in canı çok çekmişti. Baba sabah börek aldı. Hiçbir şekilde yemedim. İpek, Lila hepsi yedi. Eşim hepsi yedi. Ben yumurtamı, ekmeğimi yedim. Tadına bile bakmadım. Çünkü öyle zamanlarda tadına bakarsam devamını isteyebiliyorum. Hiç tadına bakmamayı daha uygun gördüm. Öyle çok güzel kendimle gurur duydum. IKEA turuna gittik ondan sonra. Yani IKEA'da böyle sabahtan akşama kadar kalsam kalabilirim. Belki bir hafta sabah akşam kalsam gene kalırım. O kadar seviyorum ki her ürünü incelemeyi, böyle kafamda planlamayı. Ama en çok şey seviyorum ben. Neyi? Sonuçta beklememeyim. Evet, o bölümü biraz sıkıcı olabiliyor. Bu arada İpek uyandı. Saat 6.30 şu an. Biraz erken kalktı. Bu evin odaları o kadar küçük ki ve benim anladığım bundan sonra hani İstanbul'da yaşayacağımız bütün evlerin odaları da bayağı küçük olacak. O yüzden olabilecek en küçük ama kullanışlı eşyaları seçmeye çalışacağız çocuklarımızın odası için. Kendime hep böyle bir çalışma masası hayalim var ama bu kadar yerin olmadığı İstanbul evlerinde çok zor gözüküyor. Bu arada bu karyolayı çok beğendim. Normalde bunu alacaktık ama alt tarafı çok kullanışlı gelmedi. IKEA'da bazalı karyola yoktu. Bu şekilde olanların altı çekmeceli olanlar var. Bunun yerine birazdan göstereceğim, bunu beğendik. Bunun çekmeceleri inanılmaz kullanışlı. Altı çok kullanışlıydı. İki tarafında da çekmecesi vardı. Yatak başlığı yoktu. Ekstradan yatak başlığı baktım IKEA'da. Beğenmedim. Ama bu yatağı çok beğendim. Bu yatakları da çocuklar için beğendik. Uzayabilen yatak olması çok güzel. Bizim evimize ölçtük. Uyuyor. İki tane yan yana koymayı hayal ettik ama tabii bakalım, hani önce bir eşyaların elden çıkması, bir evin düzeninin değişmesi lazım. Bu dolabı da çok beğendim.
En azından çocuklar kendi boylarına göre istedikleri kıyafeti alıp hani giyebilecekler ki İpek'in en sevdiği şey kendi kıyafetlerini seçmek, giymek. Ama bu konuda kararsız kaldık bakalım. Amacımız şu, evimizdeki eşyaları satarak cebimizden çocukların odası dışında hiç para çıkmamasını sağlayarak yeni bir düzen kurmak. Yani hem eşyamı küçültmek hem de yeni alarak daha minyatür bir düzen kurmak. İnşallah istediğimiz gibi olur. Bu çekmecelere bayıldım. İşte çocukların odasında benim bundan alasım var. O dolap o yüzden kafamı karıştırdı. Bu dolabı da biz kendimiz için çok beğendik. Çok hoşuma gitti. Kullanışlı ve bize yetiyor. Hani kıyafetlerimize. Ama bir büyüğü vardı. O da olabilir. Çünkü nevresimleri falan da koyacak bir yer lazım. Gerçi yatak altına koyabilirim onları ama bu sefer hurçları nereye koyacağım? Bu arada hurçların hepsini vakumlu hurçaya yerleştireceğim. Onları da ben paylaşacağım sizinle. Nasıl hani yer değişimi oluyor. Vakumlu hurçla müthiş bir alan açılacağını düşünüyorum. Bu oyuncak rafını da çok beğendim. Evdeki oyuncaklardan çocukların kullandıklarını buna koyup kullanmadıkları her şeyi bir çocuk esirgeme kurumuna bağışlamayı düşünüyordum zaten. Oraya vermeye karar verdim. Bu duvardaki çerçeveleri çok beğendim. Şu oyuncak kutusunun düzenine bayıldım. Yani bu odadaki her şeyi o kadar beğendim ki. Öyle işte kendi kendimi evin içinde oyalanıyorum. Düzen kurmaya çalışıyorum. Yerleşmeye çalışıyorum hala. Elektrikli ocağımı da satılığa koymuştum. Onu da alacaklar sanırım, birisi bekliyor almayı. Onun yerine de doğalgazlı bir ocak alacağız. Hatta bugün ona bakmaya gideceğiz birazdan. Evet, sabahın 5'i ve ben kafamdaki projeyle örgüye oturdum. Şimdi tişörtümün önüne böyle bir yuvarlak mandala deniyor. Böyle bir desen yapmak istiyorum. Onu öreceğim. Daha sonra tişörte dikeceğim. Hatta aynısından kızlarıma da yapıp böyle üçümüz beyaz tişört aynı desenle bir takım oluşturmak istiyorum. Sonunda inşallah beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Henüz dikmedim. Dikeceğim. Şöyle bir ütülemek istiyorum üstten. Ama çok güzel oldu. Sanırım sona yaklaşmışız artık. Değerli vaktinizi ayırıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.